Hay minasan, Jakuzan'dan hepinize merhabalar. Yine çok çılgın ve ekmek dolu bir günde güzel bir yere taşındım. Şu an taşındığım binanın çatısındayım. Şöyle bir güzelce çatısından manzarası var ve arkada da koca binalar. Tabii her yerde bu büyük binalardan yok. Genelde şöyle müstakil ve tatlı yerler var. Bu arada buranın tanıtımını yaptım. Bugün de buradan taşınıyorum, biliyor musunuz? Taşındığım yerin de videosu bir daha çıkacak herhalde. Binanın girişi aynen böyle. Japonlarda bu arada en fazla 20 kanal mı ne vardı? Duş ıvır zıvır da var. 77 kahve daha ucuz. Aylık yaklaşık 58 bin yen. Yani Jakuzan'dan hepinize merhabalar. Evet, hemen size evimi göstermek istiyorum küçücük. Aslında burası yurt tarzı bir yer yine ama daha güzel. Masa tenisinden piyanosuna kadar içinde her şey var. Amerikan koleji tarzında bir üslubu var. Geniş bir mutfağı var. Benim kaldığım kat erkeklerin bulunduğu bir kat. Hemen yan tarafta da bayanlar mı kalıyor burada bilmiyorum. Binanın farklı yerleri var. Yani benim bulunduğum blok sanırım erkeklerin bulunduğu bir blok. Sadece erkeklere özel ama diğer taraflar karışık. Herhalde. İçeri girelim. Şu anda içerideyim. Sürprizi bozmayayım. Yavaş yavaş başlayalım. Şu an odanın içerisindeyim. İçeri girer girmez anahtarımı koyayım. Hemen solumda küçük bir dolap ve ayakkabılarımı koyacağım. Bir ayakkabılık var. Parfüm ıvır zıvır yemek yapmak için. Hemen girer girmez sağımda geniş bir buzdolabı var. Sağ olsunlar beni düşünmüşler. Bir sürü ekmek almıştım geçen de. Kebapçı uğramıştım bizim Türkçülerden. Burada da alt kısım bir dünya fındık, fıstık, süt, ıvır zıvır her şey burada. Evet, şimdi güzel detaylar var dolabımız. Bayağı geniş bir dolap vermişler. Benim de çok fazla eşyam vardı, benim için iyi oldu. Direkt dolabı göstereyim aslında ya. Böyle açıldığı zaman bayağı geniş bir dolap. Her şeyi düşünmüşler sağ olsunlar ama şu yetersiz. Bundan bir tane daha ihtiyacım var. Çünkü bir dünya eşyamı aşağıya dizmek zorunda kaldım. Bayağı da ceket getirmişim. Kapat kapat. Şu an parça parça gösteriyorum ama bütün olarak tekrardan göstereceğim tabii ki. Güzel bir ayrıntı var. Televizyon. Küçücük bir televizyon koymuşlar olsun. Ama Japonca yayın yapıyor. Ve genelde de altyazısını da koyuyor. Bakalım şu an ne var. Sesini açalım. Dil öğrenmek için sanırım güzel bir ayrıntı. Odada Japonca yayın yapan bir televizyonun bulunması. Japonlarda bu arada en fazla 20 kanal mı ne vardı? Fazla kanal yok. O kısmı sıkıntı. Gördüğünüz gibi alt yazı geçiyor genelde. O da benim için iyi. Yani burada boş boş oturacağıma dili de öğrenebilirim. Neyse devam edelim. Yatak kısmı ve başucu kitaplığı, kliması ve dışarı bakan, orta bahçeye bakan güzel bir manzaralı penceresi ve odam böyle. Şöyle geniş açıdan alalım. Hop. Aldık mı? Bir tane daha alalım. Hop. Dın 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 dın. Süper. Subarashi. Sanırım bayağı resim çektim. Gezdim, eğlendim, gördüm. Bu arada burada ne yok? Tuvalet yok. Bunlar ortak kullanıma dahil oluyor. Bu benim için çok iyi oldu aslında. Yani lavabo ve tuvalet bayağı bir büyük alan kaplıyor. Ve odanın ekonomisinden harcıyor. Bana genişlik ve huzur veren bir ortam oluştu. Söylemeyi unuttum, bir ayrıntı var. Buranın kirası. Burası benim için daha iyi bir yer. Ve daha ucuz. Aylık 58 bin yen. Yani 3 bin lira buranın aylık kirası. Geçenki 4500-5000'e geliyordu. Bu 3000 lira olmasına rağmen fiyatı ve bulunduğu alan itibariyle çok daha hesaplı ve daha güzel. Ama 8000 yen hala pahalı. Neyse. O zaman bu evi tanıtmış oldum. Öteki evi de ekleyerek sunumu güzelleştireyim. Hadi bay bay sizlere. Görüşürüz. Öncelikle eve sığmaması gereken şeylerden bahsedeyim. Çamaşır makinesi ve benzeri. Bunları eve koymamışlar çünkü küçücük. Az sonra da göreceğiniz gibi. Direkt çamaşır makinesi odasından başlayalım. İçerisi içeride gözüktüğü gibi. Çamaşır makineleri eski tip. Üstüne de kurutma makinesi ve en sonunda da deterjan alabileceğiniz bir kısım var. Ücretli. Yarım saati 200 yen. Yanlış hatırlamıyorsam. Kurutma makinesi 100 yen. Bu arada eklemem gereken bir şey var. Elimde bir anahtar var. Bu anahtar hem bu çamaşır makinesi odasını açıyor, hem otomatik kapı girişini açıyor. Yine tek anahtar yine odamı açıyor. Bu anahtar burada bulabileceğiniz her şeyi açıyor. Ama sizin odanıza spesifik, başkaları sizin odanızı açamıyor. Anahtarı ters takıyormuşuz. Bu arada koridorun sonunda benim odam var.
kapısını kapıyı açmak için düşünüp çevirseniz sonra kapı açılıyor. Buraya kapının kapanmaması için bir parke koydum. Bu önemli bir ayrıntı. İlk defa çöpümü atmaya çıktığım zaman onu koymadım ve gecelikle sabahın bir vakti dışarıda buldum kendimi. Kapı kapandığı zaman bu anahtar da işe yaramıyor. Bu kapının anahtarı özel. Normal ev gıdaları ve benzeri burada oluyor bu çöp kutusunda. Burada ise plastik şişeler, teneke, cam ve benzeri hepsi ayrılıyor. Kapaklar ayrı konuluyor. Sistem böyle. Buradan da dışarı çıkabilirsiniz. Hatta dışarı çıkıp bir içeri girelim. Evet, o kapıyı örttüm şu anda. Dışarıdan içeri bir dolaşayım. Tekrardan binanın dışında göstermiş olayım size dedim. Burada ayrı bir çıkış var herhalde yukarıya. Merdivenli asansör harici olsun diye. Belki de yangın çıkışı diye düşünüyorum. Gerçi yangın çıkışları için gördüğünüz üzere şu merdivenler var. Acil durum için herhalde buralardan çıkılıyordur diye düşünüyorum. Ya da herhalde motif mi bilmiyorum ama yan binada da var. Sanırım bu tür yerler için normal. İçerideyim. Tekrardan aynı prosedür. Kapıyı açıyorum. Odaya geçiyoruz. Sessizim koridorlar arasındayız. Hadi bakalım içeri girelim. 102 ne olur da benim odam. Evet, bir Konyalı'nın, daha doğrusu bir Türk'ün alışık olmadığı bir odayı göstereceğim. Öncelikle bir ayrıntı vermek istiyorum. Girer girmez beni bir kolonya karşılıyor. Hemen onu kullanayım izninizle. Evet, kolonyamı elime sıktıktan sonra içeri girdim. Evet, ayakkabıların bırakıldığı kısım bir adet yangın tüpü ve hemen üstünde de ne var? Benim şemsiyem. Girer girmez hemen solda lavabo var. Normalde şöyle olur Japon daireleri, hani böyle tek odalı daireler. Bu odanın yaklaşık 2-3 katı büyük oluyor normal şartlarda. Bu bir demo sürümü yani. Girer girmez sağda hemen bir mutfak kısmı oluyor. Mutfak dediğimde büyük bir şey değil. Hemen bir lavabosu, ocağı ve benzeri. Ondan sonra solda ya hemen buradan giriliyor ya da öteki tarafından bu taraftan giriliyor. Lavabosu oluyor. Sonra geniş bir odası ve odanın sonunda da bir balkon oluyor. Pekala, şimdi benim odamı gösterecek olursam. küçük ve tatlı bir lambam. İfi var bir adet. Ben bunu açayım. O açık kalsın. Şimdi o yemeği yaptığım meşhur mutfak kısmı. Göreceğiniz üzere sadece bir adet ocak. Bulaşıkları kurutmak için küçük bir askılık yapmışlar buraya. Burada da benim malzemelerim. Hemen altında tatlı ve küçük bir buzdolabım var. Şuraya da gördüğünüz üzere pirinç, yağ ve benzeri bir şeylikler koydum. İçi full meyve dolu. Meyveyi ve kuru yemişi seviyorum. Hemen burada küçük bir dolap var. Derinlik gördüğünüz üzere. İçinde şu an eşyalarım var, açmayacağım. Bu kısım tam benim için yapmışlar. İki valiz yan yana durduğu için oraya hiç şey yapmadım. Normalde ne oluyor? Burada modemi tutmak için koyduğum bir askılık kısmı gibi bir şey var. Onu tepeye takıyorsun. Askılıkla kıyafetlerini takıyorsun. Ama ben birkaç gün sonra buradan taşınacağım için ona ihtiyaç duymadım. Doğru söyleyeyim. Evet. Geniş açıdan göstereyim. Burası benim yatağım. Direkt böyle karşısında masam ve sol tarafta da hemen dolap, çalışma masası dolabı tarzı bir şey. Gördüğünüz üzere sarık gibi olan sikkemiz. Hemen arkada da benim depom, fıstık depom. Kuru yemiş olarak kettle'ı, masam ve yatağım ve odam. Tamam, buraya gösterdikten sonra şimdi şeye geçeyim ben. Japonya'da normalde evler nasıl olur, kiralar ne, onları açıklayayım size. Burada ilginç bir şey var. Ev almadan önce arabanın için garaj yeri satın alıyorsun veyahut da ev kiralamadan önce. İlginçtir, bunu satmışlar herhalde. 115K kaç metrekare? 10+7.5 mu? Birlikte mi? 17.5 mu? Anlamadım. 18, 155K bak burası daha iyi. İçinde eşya meşya yok ama yani el bayağı biraz daha düzgün. Hah bak, neresi 8+6? Bunların hepsi birlikte mi yoksa iki daire mi? Hepsi birlikte. 8+6. Duşu ıvır zıvır da var. 77K. Bu olurmuş ya, eşyam olsa buraya taşınırdım. 195K. Ha, bak bu biraz daha iyiymiş. Tam ailelik falan. Ama küçücük yerler ya. 4,5, 6, 12, 6 daha topla. Yaklaşık 30 metrekare duş ıvır zıvır hariç alan vermişler. Şunu da mı satmışlar? Yani kapatmışlar. Burada yazıyor mu? Yazıyor. Ama burada da fazla ayrıntı vermiyor. Küçücük. 2,5-5-7,5 metrekare artı ıvır zıvır. Yok, bunlar da olmaz. Gördüğünüz üzere fiyatlar genelde böyle. Yani eğer burada çalışıyorsam aylık en az 300 bin yen gelir mi olsa yerleşirim ya, hiç tınlamam. Buradaki en büyük masraf kalacak yer ama o da çıkar bir şekilde.
Çünkü part-time'da minimum saatlik 1050 yen ile 1180 yen arasında saatlik değişiyor dedi buranın ücretleri. Bu hesapla haftada 112 saat çalıştığınızı düşünürsek 1.15 ile çarparsak 112 hesabını siz yapın. Şu sağ tarafta bir şeyleri hesaplayalım. Hesaplanıyor ve bu kadar gördüğünüz gibi. Yani bu sizi idare eder. Yani harcamalarınızı sıkıştırır, 12 aylık masrafını çıkartır ve okul parasını da ödersiniz. İlk bir yıl içerisinde dili halleder ve ikinci yıl için hazırlarsınız kendinizi. Şanslıysanız evlenir, direkt vatandaş olabilirsiniz. Ama vatandaş olmak Türkiye'ninkinden çıkmak manasına geldiği için tercih eder misiniz bilmiyorum. Ben etmezdim herhalde, bilmiyorum. Büyük de konuşmayalım. Evime geldim. Devam ediyorum. Bitti. Yapacak bir şey yok, bitti. Tamamdır, artık kendimi videolarda daha fazlasıyla tanıtırım. Zamanla görürüz, zamanla tanırız. Bir anda tanıyacağız diye bir şey yok ya. Bay bay.